Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hazreti Peygamber Efendimizin, Peygamberimiz, imamımız, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını konuştuğumuz bu programda sizlerle onun idareciliğini konuşacağız. O bir devlet başkanıydı. Camide imamdı. Ordularının komutanıydı. Bir idareciydi. Nasıl idarecilik yaptı? Ondan bize neler kaldı? İdareciliğini örnek alabiliyor muyuz? Yoksa sünnet denilince sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oturma şekli, yürümesi, giyim kuşamı, yemesi, içmesi ve buna benzer bazı şekil ve şemaillerini mi önceliyoruz? Sünnet buralara indirgendi ve biz bugün bu duruma düştük. Halbuki sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam'ı, Kur'an'ı anlaması, kavraması, yorumlaması ve onu hayata aksettirmesinden ibarettir. Onun yaşantısıdır. Onun davasıdır. Onun hayatı, onun mücadelesi. Saygıdeğer izleyicilerim, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz önce de dediğim gibi bir devlet başkanıdır. Miladi tarihle 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine'de bir İslam devleti kurdu. Bu tarihe kadar 610'dan 622 yılına kadar devleti idare edecek bir nesil yetiştirmiştir. İnsanın eğitimini öncelemiştir. Mekke döneminde, o sıkıntılı dönemlerde, işkencenin, çilenin, ızdırabın, yoksulluğun, açlığın, gözyaşının olduğu Mekke fırınında insanını yoğurmuş, pişirmiş, geleceğe hazırlamıştır. Onun 23 senelik peygamberlik döneminin 13 senesi hazırlık dönemi, 10 senesi de devleti kurduğu, rayını oturtturduğu bir dönemdir. Ve yine saygıdeğer izleyicilerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ederken devletinin alanı 2 milyon kilometre kareydi. Yani bizim ülkemizin, Türkiye'mizin, Anadolu'muzun üç büyüklüğünde bir toprağa hakimdi. Nasıl elde etti bu toprağı? Bilmeyenlere, okumayanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı, siyeri konusunda kafa yormayanlara sorsanız derler ki savaşlarla elde etti. Hayır, asla ve kata. Peygamberimiz bu toprağı kendi gayreti, insana yönelik faaliyetleri, barış, dostluk elini çevreye uzatmasıyla elde etti. Evet, Peygamber Efendimizin hayatında savaş vardır. İnkar edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de var, hadis-i şeriflerde var, Allah'ımız anlatıyor, Bedir'den bahsediyor, Uhud'dan bahsediyor, Hendek'ten bahsediyor. Hudeybiye musalahasından bahsediyor, Mekke'nin fethinden bahsediyor. Ama bu savaşlar Peygamber Efendimiz'in hayatının tamamı değildir. Savaşlar denilince yine bilmeyenler zannederler ki Peygamber kılıcı eline almış, kim bilir ne kadar insanın hayatına son vermiş. Hayır. Peygamber Efendimiz bu 2 milyon kilometre kare toprağı 400-500 insan kaybı karşılığında kazanmıştır.
Efendimizin katıldığı bu savaşlarda müminler tarafından şehit olanların sayısı 150'dir. Düşman tarafından ölenlerin sayısı 250. Kurayzalıları çıktığımız zaman, çünkü onlar kendi şeriatlerine göre öldürüldüler. 400, hadi bilemedim 500 insanın kaybı neticesinde Arap Yarımadası gibi büyük bir kara parçası İslam'a kazandırılmıştır. Bu gerçekten ciddi bir başarıdır. Başarı nedir diye sorsalar nasıl cevaplarsınız? Nasıl cevaplarız? Neye başarı diyoruz? Az zamanda, az masrafla elde edilen büyük neticeye başarı diyoruz. Bakın, 23 senelik bir zamanda 400-500 insan kaybı neticesinde koskoca Arap Yarımadası İslam'a kazandırılmıştır. Peygamberim kendisi savaşa giderken gitmediği zaman komutanlarına verdiği talimat şudur: kadınları öldürmeyeceksiniz, çocukları öldürmeyeceksiniz. Önce şunu demiştir: karşılaştığınız insanları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse bunlar sizin kardeşinizdir. İslam'ı kabul ederlerse Medine'ye hicret etmelerini tavsiye edin, teklif edin. Peygamberimiz Medine'yi tahkim etmek, Medine'yi güçlendirmek istiyor. Özellikle Mekke fethine kadar. Kabul etmezlerse vatandaşlık teklif edin. Kendi dinlerinde kalsınlar ama bizim hakimiyetimizi kabul etsinler. Bunu da kabul etmez, savaştan başka yol kalmazsa, ashabım, komutanlarım, bak dikkatli olun. Kadınları öldürmeyin, çocukları öldürmeyin, din adamlarını öldürmeyin, yaşlıları öldürmeyin, geri hizmette çalışan insanları öldürmeyin, müsle yapmayın. Yani öldürmek mecburiyetinde kaldığınız insanların elini kolunu kesmeyin, kulağını kesmeyin, gözünü çıkarmayın. Saygıdeğer izleyicilerim, İslam adalettir, insanlıktır, nezakettir. Savaşa bile adaleti, insanlığı, merhameti getiren bir peygamberin ümmetiyiz. Onun savaşları bile adalettir, rahmettir. Düşmanın çocuklarını düşünen bir peygamberin ümmetiyiz. Bak diyor, düşmanın çocuklarını öldürmeyin. Çünkü çocuk gelecektir. Çocuk istikbaldir. Çocuğunu öldürdüğünüz insanların, bir ırkın, bir milletin, bir neslin geleceğini karartmış olursunuz. Hem çocukların savaştan haberi yok ki. Savaşa onlar karar vermedi, değil mi? Bakın şu anda dünyanın değişik yerlerinde ölen çocukların haline bakın ve Akif'in dediği gibi gelip demeyin şimdi, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Öyle diyordu değil mi medeniyete? Ne kadar da haklı demiş. Bu kadar çocuk niye ölsün? Masum, günahsız yavrular. Kadınları da öldürmeyin diyor Peygamberimiz. Kadın anadır. Kadını öldürdüğünüz, anayı öldürdüğünüz zaman yuva yıkılmıştır. Düşmanın yuvası yıkılmasın. Düşmanın çocuklarını, kadınlarını, yuvasını, namusunu düşünen bir peygamberin ümmetiyiz. Din adamlarını öldürmeyin. Din adamlarını öldürürseniz insanlar içerisinde bir keşmekeş meydana gelir. Neye ibadet edecekler? Evet, batıl din olabilir. Dinleri Hristiyanlık olabilir, Yahudilik olabilir ama bir din mensubu bu insanlar. Din adamlarını öldürdüğünüz zaman mabetlerinde bu insanlara kim yol gösterecek? Ya ne yapalım? Ya Resulallah, insanları kazanın. Biz insanı ve insanlığı imha etmek için gelmedik, ihya etmek için geldik, diriltmek için geldik. Biz insanın zatına, şahsına, bedenine düşman değiliz. Biz insanın kalbinde taşıdığı şirke düşmanız.
şirkini, küfrünü attıktan sonra, geçen sohbetlerin birisinde söylediğimiz gibi, kalbindeki bütün kötülükleri boşalttıktan sonra, oraya imanı yerleştirdikten sonra, o bizim kardeşimizdir. Biz onun hem bu dünyasının hem de öbür dünyasının mamur olması için çalışıyoruz. Peygamberim böyle çalıştı. İnsanlar da önce onunla savaştılar, sonra baktılar ki bu zat bizim dostumuz. Mustalik oğullarında bunu gördüler, Mekke'nin fethinde bunu gördüler, Hüneyn'de bunu gördüler, Taif'te bunu gördüler ve diğer savaşlarda, savaşta tanıyamadıkları peygamberi savaş sonrasında kendilerine adil davranması neticesinde tanıdılar ve fevç fevç gruplar halinde Müslüman oldular. Peygamberim bu 2 milyon kilometre kare toprağı vilayetlere, eyaletlere bölerek idare etti. Medine'de kendisi var, Mekke'de valisi var, Yemen'de valisi var, Umman'da valisi var, Yemame'de valisi var, Necran'da valisi var. Peygamberim idarecidir, yalnız saygıdeğer izleyicilerim, kral değildir. Kral peygamber değil, kul peygamberdir. Onun için ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'ın kulu ve elçisi olan Muhammed'in peygamberliğini kabul ediyorum. Onun peygamber olduğuna şahitlik ediyorum. Abd ve Resul, kul ve elçi. Yoksa devlet başkanı, idareci dediğimiz zaman onun tarihte gördüğünüz hükümdarlar gibi, krallar gibi, şahlar gibi bir devlet başkanı olduğunu zannetmeyin. Ama adaleti, insanlığı, merhameti onların hepsinden ileridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu geniş toprağı Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, aşağıdaki Hint Okyanusu'ndan ta Kuzey Arabistan'a kadar burada değişik ırklardan, değişik dinlerden meydana gelen bu insanları adalet, ahlak, istişare, ehliyet ilkelerini ön plana çıkararak idare etti. Hazreti Ebu Hüreyre der ki, Allah ondan razı olsun, peygamberim adım adım takip etmiş. Sözlerini, davranışlarını zihnine nakşetmiş. Diyor ki, ben peygamber kadar etrafındaki insanlarla istişare eden bir başka kişi tanımıyorum. İstişareye önem veriyor. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, bismillah ve şavirhum fil emr. Ya Muhammed, devlet işlerinde insanları idare etme konusunda çevrendeki insanlarla istişare et. İstişare bir idarecinin çevresindeki insanlara değer vermesi demektir. Onlarla bir konuyu paylaşması demektir. Onları da işin içine katması demektir. Bakın, bu mesele, bu problem hepimizin meselesi. Onlar da başlayacaklar düşünmeye. İstişare yapmadı da birisi geldi peygamberimize, ya Resulallah şunu şöyle değil de böyle yapalım dediyse, peygamberim gerekçelerini söyle diyor. Gerekçeleri söyleyince, aa güzel diyor. Mesela Bedir'de askerimizin, ordumuzun yerleştiği yeri beğenmedi Hubab bin Münzir. Ya Resulallah, buraya yerleşmemizi sana Allah mı emretti? Yoksa siz mi böyle kanaatiniz gereği buraya yerleştiniz? Yok dedi Hubab, Allah'ın bu konuda bir emri yok. Ben şöyle baktım, burayı uygun gördüm. Burayı değiştirelim ya Resulallah. Neden değiştirelim? Suya daha yakın olalım. Şu gösterdiğim yer daha stratejik bir yer. Peygamberim baktı, evet dedi. Kalkıyoruz, Hubab'ın dediği yere yerleşiyoruz. Bakın, çevresine değer veriyor. Yine konuşmuştuk, hatırlarsınız.
ezan-ı Muhammedi'nin şeriatte yer alması konusunda önceden sahabesiyle istişare etti. Ne yapalım? Ne dersiniz? İnsanları aynı anda camiye toplamak için nasıl bir yol bulalım? İstişareye açtı konuyu. Kimisi demişti ki çan çalalım, boru öttürelim, ateş yakalım, bayrak dikelim. Herkes hür bir ortamda kanaatlerini arz ettiler. Ama Peygamberimiz bunları beğenmedi. Hele bir bakalım Allah-u Teala ne gösterir. Abdullah bin Zeyd rüya gördü. Kendisine rüyada ezan öğretildi. Bakın burada da çok önemli bir nokta var. Saygıdeğer izleyicilerim. Bu konuyu dert ediyor bir Müslüman. Yatarken o dertle yatıyor. Allah'ım bize bir çıkış yolu. Peygamberim müminlerin, Müslümanların aynı anda namazda camiye toplanması için bir yol arıyor. Teklifleri beğenmedi. Acaba ne yaparız, ne yapabiliriz? Saygıdeğer izleyicilerim, İslam'ın derdiyle yatarsanız Allah size rüyanızda bunların çözüm yollarını gösterir. Siyeri, Peygamberimizin hayatını bakın bu gözle okuyalım. Dersler, ibretler çıkaralım. İstişare ederdi Peygamberim. Ahlak ilkesine sarılmıştı. Ahlak şu demek, bir devlet başkanı idare ettiği insanlarla nasıl bütünleşir, söylediğini ilk önce kendisi nasıl yaşar? Evet, idare ettiği insanlarla aynı hayatı yaşamayan bir peygamberimiz var. Aynı hayatı yaşıyor. Diğer insanların evinde ne varsa peygamberimizinkinde de o var, daha azı. Diğer insanlar, idare ettiği insanlar ne yiyorsa peygamber onu yiyor, belki daha azı. Vefatı esnasında göreceğiz. Yani evinde elinde parası yok ama bu bir devlet başkanı. Hükümdarları İslam'a davet edecek mektuplar gönderiyor. Ordusu var. Savaşlara gidiyor, ganimet alıyor. Hiç kimse diyemezdi ki ya Resulallah şu davranışınızı beğenmedim, şu sözünüz beni incitti. Ahlak ilkesi idareciler için vazgeçilmez bir ilkedir. Ve en önemli ilkelerden birisi ehliyet. Yani ehil olan insanlara görev veriyor. Yakınındaki insanlara görev vermedi. Hazreti Ali Efendimiz hariç. Ali Efendimiz'e de onun fıtratına uygun görevler verdi. Bazen Medine'nin dışına çıkarken Tebük seferinde olduğu gibi kendi yerine vekil bıraktı. Komutan olarak tayin etti. Sancağı ona verdi. Ama mesela amcası Abbas, ki Abbas'a Efendimiz değer verirdi. Amcalar baba gibidir derdi. Sen benim amcamsın ama baba yerindesin. Çok samimiydiler. Çocuklukları beraber geçmişti. Abbas peygamberimizden 3 yaş. Yani büyüktür. Ama o da çok peygamberimizi sever ve saygı duyardı. Abbas'a sorarlardı. Abbas sen mi büyüksün, yeğenin Muhammed mi büyük? Şöyle derdi, ifadeye bakın saygıdeğer izleyicilerim. Ben yaşlıyım ama Muhammed benden büyüktür. Ne güzel ifade değil mi? Ben yaşlıyım, ben ondan yaşlıyım ama Muhammed benden büyüktür. Abbas amcası peygamberimizden 3 yaş daha yaşlıydı. Medine'ye gelip yerleştikten sonra gider gelirdi. Ya Muhammed, bu bizim çocuklar büyüdü, bunlara da bir iş vermeyecek misin? Zekat toplama memurluğu, daha değişik işler, devlette katiplik. Amcası gider gelirdi, Peygamberimiz onlara görev vermedi. Hazreti Ömer, Peygamberimizin bu sünnetini uygulayan halifelerin başında gelir. Hazreti Ömer halife olunca kendi ailesinden hiç kimseye görev vermedi. Adi yoğullarından hiç kimseyi devlet işlerine bulaştırmadı, devletin kapısına yanaşamadılar.
Peygamberimizin ailesi olan Haşimoğullarına da görev vermedi. Ama mesela Hazreti Osman'ın ailesi olan, Ebu Sufyan'ın ailesi olan Ümeyye oğullarından çok kişiye görev verdi. Bunlar bu işi biliyor, beceriyor. Hazreti Ömer'in muallimi, öğretmeni, müderrisi, profesörü kimdi? Muhammed Aleyhisselam. Çünkü Hazreti Ömer baktı ki Peygamber Aleyhisselam hayatı boyunca ehil olan insanlara görev verdi. Mekke fethedildikten sonra Mekke'ye bir vali tayin ediyor. Peygamberim valiyi tayin etti Ümeyye oğullarından. Hazreti Attab 20 yaşlarında. Genç bakın ama efendim onda bir kabiliyet görüyor. Muaz'ı oraya tayin ediyor öğretmen olarak. Her ikisi de kafa kafaya veriyorlar. Kısa zamanda Mekke'deki insanlar üzerinde bir hakimiyet kuruyorlar ve o insanları eğiterek yetiştiriyorlar. Vefatından önce bir ordu hazırladı. Şam taraflarına Bizans İmparatorluğu üzerine gönderecek. Üsame'yi o ordunun başına komutan tayin etti. Üsame 20 yaşlarında genç bir delikanlı. Bazen Müslümanlar, sahabe-i kiram efendilerimiz, imanı, İslam'ı sağlam olan, bazen de münafıklar ileri geri konuştular. Böyle genç bir delikanlıdan da komutan olur mu? O ordunun içinde Ebu Bekir, Ömer, Osman ve diğer yaşlı sahabiler bir nefer asker olarak bulunuyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'i iyi tanıyalım. Hazreti Ömer Efendimiz insanların bu şekilde konuşmalarından çok rahatsızlık duydu. Biz Peygamberimizin tayin ettiği komutanın emrinde nefer oluruz. Bu bizden yaşlı da olsa, genç de olsa. Ve geldi bu rahatsızlığını Peygamberime anlattı. Ya Resulallah, belki siz duymadınız ama insanlar Üsame'nin komutanlığı hakkında ileri geri konuşuyorlar. Peygamberim de camide cemaate niye böyle yapıyorsunuz? Üsame'nin babası hakkında da ileri geri konuşmuştunuz ama bakın Allah ona şehitlik nasip etti. Üsame bu işi becerir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatırlayın. İkinci Akabe görüşmesi, birinci Akabe biatından sonra Medine'ye Mus'ab'ı, Hazreti Mus'ab'ı muallim olarak göndermişti. Halbuki çevresinde Ebu Bekir Efendimiz, Ömer, Osman, Ali, Sa'd, Ebu Ubeyde, Talha, Zübeyir gibi es-sâbikûn el-evvelûn dediğimiz ilk Müslümanlar var. Yaşlı Müslümanlar var. Ama Mus'ab'ı gönderiyor. Niye? Onda bir öğretmenlik kabiliyeti var. İslam'ı güzel anlatabilme becerisi var. Geldi güzel anlattı. Saygıdeğer izleyicilerim, sohbetin sonuna yaklaşırken unutmayayım diye şu cümleyi hatırlatmam ve söylemem gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle idareciliğine tepeden kuş bakışı baktığımız zaman, bakın valiler tayin etti, öğretmenler tayin etti, müfettişler tayin etti, komutanlar tayin etti, zekat toplama memurları tayin etti, vahiy katipleri tayin etti. Genç insanlar var çevresinde, vahiy katipleri. Onlardan birisini bu sözümü söyledikten sonra anlatayım. Bütün bunlara şöyle bir bakıyoruz. İlk tayine başladığı daha Mekke döneminde, henüz devlet yok. Ama insanını, cemaatini yetiştiriyor, eğitiyor. Darül Erkam'da başladı, eğitiyor. O günden beri tayin ettiği insanlara bakıyoruz. Gerçekten hepsi vazifelerini güzel bir şekilde yapmışlar. Yani hiçbir tanesi Peygamberimin tevdi ettiği vazifeyi ağzına gözüne bulaştırmış değil. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de emreder. Emanetleri ehillerine vereceksiniz. Peygamberim de kendisi buyurmuştur ki İza vüssidel emru ila gayri ehliha fentezir sa'e. İşler ehillerine değil de
na ehillere havale edildiği zaman kıyameti bekleyin. Bakıyoruz, hepsi becerdiler, başardılar, yüz aklığıyla kendilerine tevdi edilen, havale edilen işte başarılı oldular. Efendim, Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de kendisine bir çocuk getiriyorlar. Yani delikanlı da değil, çocuk da değil, işte genç, delikanlılık çağına gelmiş. Zeyd bin Sabit, iki tane Zeyd vardır, birbirine karıştırmayalım. Birisi Peygamberimizin azatlısı Zeyd bin Harise, Mu'te'nin şehidi, birisi de vahiy katibi olan Zeyd. Yeri gelmişken söyleyeyim, iki tane de Ebu Süfyan vardır. Öğrencilerimiz, cemaat biraz karıştırır. Birisi Mekke'nin reisi Ebu Süfyan. Birisi de Peygamberimizin amcasının oğlu Ebu Süfyan. Amcasının oğlu Ebu Süfyan'la Peygamberimizin çocuklukları beraber geçti. Çünkü aynı ailenin çocukları, aynı mahallenin insanları. Amcası Haris'in oğlu. Aşağı yukarı Peygamberimizle yaşıt. Peygamberim 40 yaşına gelip de kendisine peygamberlik verilince ve insanları İslam'a davet etmeye başlayınca Peygamberim bu amcasının oğlu Ebu Süfyan'ın hemen inanacağını, Peygamber Efendimiz'e hemen destek vereceğini umdu, öyle zannetti. Çünkü çok samimiler birbirleriyle. Fakat Ebu Süfyan diğer Mekke müşriklerinden daha zor, daha çetin çıktı. Peygamberimize inanmadı. Peygamberliğini kabul etmedi. Efendim çok darıldı, çok kırıldı. Ne derler halk arasında? Gönül umduğu yerden küser. Evet, Peygamberim çok darıldı buna. Bu Ebu Süfyan'ın hayatını bir okumanızı tavsiye ederim. Mekke'den Medine'ye hicret etti Peygamberimiz. Bu Ebu Süfyan halen daha şirk üzere devam ediyor. Ama bir noktaya geldi ki yanlış yaptığını anladı. Anladı ki ben yanlış yaptım. Karar verdi. Hani demiştik ya, kaza umresinden sonra çok kişi birdenbire değişti. Müminleri, Müslümanları gördüler, Peygamberimizi gördüler, yanlış yaptıklarını anladılar. Hazreti Halid, Hazreti Osman, Hazreti Amr, işte Ebu Süfyan ve buna benzer insanlar, hanımlar içerisinde çok kişiler var. Kalktı kendiliklerinden geldiler Peygamberimizin huzuruna. Bu da kalktı, geliyor. Peygamberim de kalktı, Mekke'yi fethe gidiyor. Yolda karşılaştılar. Yolda karşılaştılar. Çok nazik, çok kibar olan sevgili peygamberim, yolda karşılaşmış olmasına rağmen bu amcasının oğlu Ebu Süfyan'la konuşmadı. Demek ki çok daralmış. Gerçekten gönül umduğu yerden küsmüş. Medine'ye yakın yerlerde. Neden karıştırır öğrencilerimiz ve işin biraz derinlemesine okumayan insanlarımız? İki Ebu Süfyan da bu yolculukta karşılaşıyor Peygamberimizle. Birisi amcasının oğlu, birisi Mekke'nin reisi. Mekke'nin reisi daha sonra karşılaşacak. Mekke'ye yaklaştığımızda, ateşler yakıldığında bu Ebu Süfyan, bu da mahcup oldu. Zannetti ki Peygamberim hemen kendisine sarılacak. Ama Efendim epeyce kırılmış. Hazreti Ali Efendimiz'e gitti Ebu Süfyan. O da bir diğer amcasının oğlu. Ne yapayım, nasıl edelim? Hazreti Ali Efendimiz ona bir yol öğretti. Hazreti Yusuf'la kardeşlerin arasında geçen olaylar anlatırken bir ayet-i kerime, Allah seni bizim içimizden seçti, sana değer verdi ayeti öğretiyor. Git bu ayeti şöyle Peygamber Efendimizin
omuz başından, arkasından oku. Geldi Ebu Süfyan, ayeti okuyunca Peygamberimiz şöyle geri döndü, tebessüm etti, sarıldılar. Kim öğretti bunu sana? Ali öğretti. Ebu Süfyanlar. Zeyd'ler de iki tane. Birisi Peygamberimizin azatlısı, Muhte'nin şehidi. Birisi de efendim Medine'ye hicret ettikten sonra kendisine annesi tarafından getirilen, yani Zeyd'in annesi tarafından getirilen genç bir delikanlı, daha çocuk. Babası vefat etmiş, Sabit. Annesi getirdi. Ya Resulallah, bu benim oğlum. Daha siz Medine'ye gelmeden Mus'ab'dan öğrendiği belli bazı ayetleri ezbere okuyor. Belli bazı sureleri ezbere okuyor. Peygamberim dinledi. Baktı ki bu çocukta ciddi bir kabiliyet ve hafıza var. Bedir'de esir alınan kişilerden, Mekkelilerden birilerini görevlendirdi. Buna okuma yazma öğreteceksiniz. Vahiy katip oldu. Ona yabancı dil öğrenmesini emretti. Yahudilerin dilini öğrendi. Peygamberimizin resmi tercümanıydı. Şunun altını çiziyorum saygıdeğer izleyicilerim. Sünnet denilince, Peygamberin sünnetine tabi olalım, sünneti yaşayalım, sünnete sarılalım. Buyuruyor ya Efendimiz, men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehidin. Kim benim sünnetime, yoluma sımsıkı sarılırsa, ümmetimin fesada uğradığı zamanda kim sımsıkı sarılırsa ona 100 tane şehidin sevabı vardır diyoruz ya, işte oradaki sünnete nasıl bir mana yükleyeceğiz? Peygamberimizin yaşantısı, davranışı, idareciliği, baba olması, reis olması, imam olması, ümmeti Muhammed'e yol gösteren bir rehber olması. Böyle anlayalım. Ve sünneti bu şekilde anlayıp bu şekilde hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman inşallah kurtulduğumuz gün o gündür diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum saygıdeğer izleyicilerim.